Bir cuma günü yine Kırgızistan'dan selam diyeceğiz ama piyasalara maalesef hafta başı itibariyle kötü haberler düşmeye başladı. Alt koyuncular tabii diyor ki buradan bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Kötü haber geliyor bitcoin bir adım düşüyor alt koyunlar 3-4 adım birden aşağı iniyor. Piyasaya pozitif haber geliyor bitcoin bir adım yukarı çıkıyor alt koyunlar yine düşüyor. Yani o yüzden alt koyuncuların bir tepkisi yok zaten alıştık alıştırıldık. Bitcoin'e değineceğiz. Dolar endeksinde bir özellikle İsrail-İran gerginliği, nükleer deneme falan derken dolar endeksi biraz yükseldi hatta biraz da değil bayağı bir yükseldi. Burada altın birazcık ayrışıyor ama altında da bir geri çekilme var. Bu diğerlerin kralı Bitcoin'e bir bakalım. Yıl sonu rallisi olacak mı? Olacaksa... Ee, ne zaman başlar ya da altcoin'ler ne zaman yükselmeye başlar? Mim tokenlere bakacağız. Tabii ki yorumlar kısmında şöyle güzel fırsatları sunduğunuz coin'ler varsa onların hepsini e, inceleyeceğiz. O yüzden yorumlar şöyle gözünüze çarpan güzel coin'leri yazmayı unutmayın. O zaman neyle başlayalım? Bir dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksi maalesef buranın üzerinden attı. Çünkü neden? Neden? Orta Doğu'da maalesef sular sıcak sıcak ama ben çok fazla buralarda da kalacağını sanmıyorum. Yani ben 102.600'ün tekrardan aşağı doğru kılacağını düşünüyorum. E, hedef nereler olabilir? 100 bandı kritik bir range oluyor. 100.7 bandı. Ondan sonrası zaten artık riski vartan daha da hızlı yukarı hareket ettiği bir tablo olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında bir şey diyemiyoruz. Şimdi geldik e, altına. Altın evet aylık tabloda gerçekten herkesi memnun eden. 1600 dolarlardan almıştık hatırlarsanız şuradan. Ee, ben 2400 dolarlarda %70'ini bozdurdum. %30'unu hala tutuyorum. Neyse onu boş ver hocam ne yapıyoruz şimdi. Altın desteğinden güzel bir tepki 60. Dönüş mumunu da 60 keşke. Bitcoin'da de atabilse. Ee, Altın değerlendirme aslında Bitcoin şu 60 62 bandına biraz sıkışmış durumda ama şu altını bir bitirelim. Nereye doğru yine hareket edecekleri 2670 bandı var. 2670 bandından sonra artık 2700 bandlarını konuşabiliriz. 2 tane güzel dönüş mumunu şu anlık görüyoruz. Nerede dönüş mumu dersen şu. E, kırmızımız 2 son 2 kırmızı mumu nereden baksanız %98 oranda yemiş bir durumda. Belki buralarda biraz yataylık e, seyredebilir ama umarım e, yani yoluna devam eder. 2660 mı 2670 bandına alıp 2700 bandına doğru yolculuğunu başlatır. Şimdi geldik bu diyarların kralı diyeceğiz ama bu diyarların kralı maalesef e, yaptığı bir şey yok. 60 binlerden güzel tepki alıyor, iğneyi hızlı bir şekilde toparlamış. Yani burada gösterilen tablo ne derseniz, <laughs> 62 ile 60 bin arasında sıkışmış bir e, Bitcoin var. Bakalım kanalın alt bandına doğru gidecekse orta bandı kaybetmesi lazım. Bu da diyor ki 59.500 bandının aşağısına atarsa kanalın orta bandını artık kaybetmiş olur ve aşağı doğru gider. Ama yok buradan bir özellikle özellikle sürekli söyledim bir 64 bin range vardı hatırlarsanız. Bu 64.500 üzerinde kalıcı olursa da kanalın tepe noktasına gider ve buradan yoluna devam eder. Uzun süreli bir ekümle alanındayız. Nereden baksanız bir martın ortasından itibaren başlayan. Ve e, şu an aylardan nereden Ekimin ortasına doğru giriyoruz. Uzun süreli bir e, zigzag şeklinde gidiyor. Buralarda kısacası fiyat ekibine oluyor. Kanalın alt bandı 52.400. Kanalın tepe noktası da 66.400. Ama dediğim gibi şu 64.400, 64.500 bandının üzerinde kalıcı olursa kanalın tepesi. Kanalın tepesi de kırıldıktan sonra da. <laughs> artık Bitcoin yoluna devam eder. Şimdi diyeceksiniz ki hocam boşverin. Ee, Bitcoin hepimiz altcoindeyiz. Altcoin'lerde bakın yükselişler başlayacaksa bu aralar. Öncelikle öncelikle evet altcoin'in total üst tablomuz Bitcoin'in o zikzak hareketine göre daha güzel ama maalesef altcoin'lerde biraz yıldık. Hepimiz yıldık. Yani şu süreçten itibaren e, hepimiz e, yorulduk. Bit, elimizdeki coinler eski seviyelerine bile gelemedi. Öncelikle bir 640.000 e, 640 bin bandını denemesi lazım. Buranın üzerinde bir e, kapanışlar yaptı mı? Yani 660, 660, 670 bandı üzerinde kapanışlar yaptı 830.000 830 bin bandına doğru bir total 3 tablosunu görürüz. Total 3 tablosu daha doğrusu altcoin rallisi ise bunu 4-5 aydır söylüyorum 830 bin bandı kırıldıktan sonra olur o yüzden alt altcoinciler evet umudumuzu yitirmedik bu tablolara alıştık alıştırıldık hepimiz aşağı yukarı birçok coinde zarardayız burada yeni girenler gerçekten çok şanslı hiçbir türlü stres çekmeden güzel karlarına bakacaklardır diye düşünüyorum o yüzden yüzlük yüzlük kuyruğuna mı geldik? Bir al sinyali yanacak mı? Yani buradan bir yeşil mum görsek şöyle birazcık hacimli 600 şey 590 bandına doğru burada bir al sinyali yakar. Sonra hedefi neresi olur? 640 bin bandı olur. 640 binden 670 bine doğru biraz oyalama süreci ama 670 bandı kırıldıktan sonra Gözümüzü artık 830'lara dikmiş olacağız diyeceklerimiz bunlar. Ee, bir de tabii Bitcoin'in dominansesine bakalım. Ee, orada durum da çıktı yani. Ee, Bitcoin yani evet hiç olmadı. Şu düşüşte alt e, Bitcoin'in dominansesi düştü ki altcoin'ler biraz nefes aldı. Ee, buraya doğru yine gerilecektir. Bakalım e, kanalın alt bandına doğru giderse e, altcoin'ler güzel bir hareket eder. Tabii Bitcoin'in aşağı yönüne hareket etmemesi lazım. Ee, diyeceklerimiz bunlar hala sat sinyali devam ediyor güzel bakalım ee, Umarım burada kanalın orta bandından red demişiz güzel ee, Ben maksimum zaten 60 bandını düşünüyorum ee, Belki de buradan artık aşağı salabiliriz 56 56 bandı kırıldıktan sonra da altın rallisi bana göre artık başlar diye düşünüyorum yani iki tane önemli veriye dikkat etmemiz lazım alt koyun rallisi ee, öncelikle Total 3'teki o 680 bin pardon 680 nerede 830 bin bandı. İkinci tablomuz ise e, Dominansel'in özellikle 56 bandının aşağı yönünü kırıp alt altcoin'lere yol vermesiyle olacaktı. <laughs> evet özür diliyorum. Şimdi yorumlara geldik. Cuma hocama şöyle kucak dost selam söyleyeyim. Bakalım EMEX'e e bir bakalım. E XC ne demiş? Ya, bu coin'e bir arada bakmıştım da siz bir koyun. Ee, evet. Aveo ML ne demiş Mehmet Hocam. B bakayım. Rally e, 2025'e sarkacak gibi. Ya sarsın. <laughs> Gerekirse 2025'in sonu olsun. Hatta 2026. Ama rally'i yaşasınlar. Ee, yani kaç yıl bekledik? Buradan bir yıl daha bekleyemeyiz. Miyiz? Bekleriz. Şurada 2025'e ne kaldı Vedat Hocam? E, Vedat Hoca da evet çok çekti yani bir ayımız, bir buçuk ayımız kaldı. Ulaş hocam res bakar mısınız demiş Yavuz hocam. Yavuz hocam bakalım. Mev, mev evet. Mehmet Oken'in de inan hocam mev demiş. Bakalım Mehmet Okenler sessiz canımızı sıktı. Mehmet Okenler'in diğerlerine de vakit olursa bakalım. Yemeğe bir başlayalım. Cuma hocaya öncelik vermekten ziyade zaten en başta en son ki yorumu olunca oradan bir başlayalım. Evet. Uzun zamandır incelememiştim. Evet. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ya düşen trendini kırmış. Düşen trendini kırmış. E, W'nun testini yapıyor. Yani şuranın bir üzerine atarsa pozitif olurum. Cuma hocam. 1.5 1.5'in üzerine kalıcı olursa e, pozitif oluruz. Arası aynı güzel bir şekilde dindirmiş. Dönüş mü? Bugün özellikle dünden itibaren başlayan güzel bir dönüş mü atmış? Umarım gerisini getirip şu bandın ee, 1.5'in üzerine atar diye ümit ediyorum. Başka bir şey diyemem. Yani şu şuraya hemen bir ee, bir şeyler çizelim. Ne çizelim? Ne çizelim? Şunu çizelim. Yani şu bir üzerine atması lazım. Bir nokta, pardon buranın nereden çıktı? Yani burada da önemli bir rencimiz var. Yani asıl yükselişini 1.8'den sonra yapacak ama ondan önce ee, şu banda dikkat etmemiz lazım. Cuma hocam. Yani aşağı 1.5-1.6 bandı. O yüzden yani şuranın üzerine atarsa pozitife dönebiliriz. Evet. XCN. Yani şu XCN. Bir, çok önceden bakmıştık ya. Bu hacimsiz bir coin. Kaçıncı sırada? 625. sırada. Ya yine iyiymiş. <laughs> yani borsa listelenesi. 29 yani. Hacım. toplamars Artık bin diye yazıyorlar. Neyse. Grafiğe bakalım. Grafiğe bakalım. Acımsız ya. Bunda bir şey diyemeyiz ya. Yani çok acımsız. <laughs> Bir tane bu koyunda balina var. Yukarı atıyor aşağı atıyor. Yukarı atıyor aşağı atıyor. Yukarı atıyor aşağı atıyor. Başka bir borsadan var mı? Polenix'ten değil de bakalım. Neyse evet burada tablo daha iyi. Yani bak şimdi buradan gelmiş buraya da çıkmış şurada hiç tutunamamış. Evet dört katı. Yani burada daha hacimli evet burada daha hacimli. Al sinyaline dönecek gibi. Bunu kim sorduysa al sinyaline dönecek gibi. Proje nedir ne değildir bilemem. Yani buralar aşağı yukarı alım noktası. Yani 11 band 10 bandı aşağısında kırılımlar gelmedi sürece ben çok fazla bir sıkıntı görmüyorum. Geri çekilimler belki devam edebilir. Yükselişin e, önünde neresi engel derseniz burası 15 bandı. Bir gün 15 bandın üzerine e, kırarsa daha sert hareket eder. Alalım mı satalım mı? E, bir saniye. şu range'i yenileyelim. E, aşağı yukarı desteği burada. Bir de yani Evet desteği 11 bandında var 11 bandındaki iğneyi hızlı toparlamış burada da hızlı bir yeşil mum yakmış e, günlükte yavaş yavaş al sinyaline döner bir tane de hafiften şöyle 12 bandın 12.8 bandına doğru hareket etse al sinyali yanabilir Evet şöyle Aveo bakalım abi, son durum ne? <laughs> evet, daha 3 dolarlardan gelmiş. Borsa istemesi güzel. Bir koyun bir seksi. Şimdi ne yapıyor? Ne yapıyor? Al beni vur beni yapıyor bu arada. Al beni vur beni. 46'da sat. 30'dan al diyor. İki kez böyle yapmış mı? Game over yapmış mı? Yapmış. Yani şimdi burada bir şey diyemeyiz. Diyor ki buradan red diyorum diyor. Yani şu anda alım konumunda Alım konumunda. Aşağı yukarı. Buranın aşağısına sarkabilir mi? Yani 28 bandına kadar tutulabilir buradan alanlar için. Ama 28 baş 28 bandı aşağısındaki kapanışlar korkutabilir. Olur da bir gün 45 bandı üzerinde kapanışlar yaparsa da güzel bir W çektim der. Buralarda ekümlü olduğunu görüyoruz. Yani tablonun şu iki renç arasında gidip gidip geldiğini yukarı mı aşağı mı kıracak? Ona ilerleyen günlerde bakmamız lazım. Evet geçtik. MLN. MLN'ye -E bir bakalım. Şu binansı demek, Binansı demek. MLN. -E. MLN'de de aynısını yapıyor. Az önce Aviyon'un -O aynısını pardon kalemi açık kalmış. Yani iki renç arasında uzun süreli bir ekümle oluyor. E, MLN'nin sıkıntısı neresi? Bura. Bura mı? Bura mı? Yani. Yani şimdilik buralar. 18 bandını almalıyım diyor. Alamazsam diyor. Tekrardan buralara gelir. Burada güzel bir desteğini oluşturmuş. Net bir şekilde çalışmış bu destek. Her deneyişini yukarı hızlı atmış. Bakalım ama buradan da hızlı bir satış baskısı yiyor. 18-19 bandlarına hızlı bir satış baskısı yiyor. 18-19 bandını alırsa burada az önceki dediğiniz coin ile aşağı yukarı birebir tablosu son 2 aydır. Ondan sonra yoluna devam eder. Bir sonraki range de 22. Zaten buradaki W nereye de aşağı yukarı 22 bandı, 23 bandı gözüküyor. Reze bir bakalım. <laughs> rez. Rezi alalım mı satalım mı? Yani rez ne yapmış? Yani şurada da güçlü. Güzel. Burada güçlü bir destek oluştur. Fiyat buradan dönmüş. Kaç kez denemiş yani. 32. Dönüş mü mu? Gelmiş ya. Son iki günkü dönüş mü Bence gayet güzel. Şimdilik ne yapmaya çalışıyor? Buranın üzerine atamıyor. Gördüğüm kadarıyla. Şu kaç 42 bandı. 42 bandından sonra 50 bandları geliyor. 48, 49, 50 bandları var. Ama 50 bandını alırsa şurada yatayda ufak bir W çeker. Bunun dışında herhangi bir formasyon, herhangi bir tablo var mı derseniz? Yok arkadaş, herhangi bir formasyon yok. Al sinyali de yandı, yanacak yani. Bugünü böyle yani 40 bandının üzerinde kapatırsa al sinyali e, yanmış olur. Diyeceklerim bunlar. Evet, şöyle. Eze baktık Yavuz hocam. MEV. Meme tokenlerden MEV hareketli coinler bunlar. neyse. Buralar e, tokenler sessiz. <laughs> evet mev de sessiz. Hepsi sessiz. Yani mev diyor ki ben beni burada ekimle edebilirsin arkadaşım. Bak burada güçlü bir range var. Bunu nereden çizelim? Şöyle çizelim bakın. Fiyat buralardan genellikle güzel dönüş bunları almış. Yani buralardan alınabilir mi? Alınabilir. Niye alınmaz? Şöyle yapalım da. Yani bu kırmızı alana girdiğinde, girmek üzereyken alınabilir. Kırmızı alan, şey, kırmızı alanın alt bandı 34 aslında. Buradan oraya da güzel bir şey var. Neyse. Şimdi yani çok fazla yenileme var ya. Gördüğüm noktada ne? Eğer sert hareket edecekse şu bandın üzerinde e, gün kapatışı, gün kapatışı yapmak zorunda. Kaç burası? 54, 54 bandı. Şimdilik o noktadan çok uzas. Al beni, vur beni yapıyor. Al beni, vur beni yapıyor. Bakalım bir daha 53-54 bandına gidecek mi? Buradan güzel bir e, hareket yapacak mı? Al sinyali yanacak sanki. Hafif bir yukarı çıkarsa al sinyali e, yanarmış gibi geliyor. İğneyi hızlı toparlamış. E, kaç bandını almış? 39'dan hemen 41 bandını atmış. Çok fazla yenileme var. Yani zaten meme token'ın genel özelliği. Ee, şeye bakalım bir. Katiye, Hep kedi köpe köpeklere bakıyoruz da biraz da katiye bir bakalım. Katya yani şuralardan almıştık. Kanalın alt bandı. Kanalın yani şöyle bir düşen kanalımız vardı. Bu kanalı kırdı. Buradaki düşen trenini de kırdı. <laughs> Ama bir türlü yükseliş yapmadı. Öncelikle nedir? 44 bandının üzerine atması lazım. Bunu 4 saatte mi bakalım dönüş var mı 4 saatte? Yani günlükte net bir umum göremiyorum. Yani 4 saatte de yani diyor ki 4 saatte şu an üzerine atmak zorundayım. Yani atamazsa yapacak bir şey yok. 44 bandının üzerine atması lazım. 4 saatte de şöyle bir düşen trend diyeceğim ama evet aşağı yukarı şöyle bir düşen trend var. E zaten buraya gelirse de düşen trend net bir şekilde kırılmış olur. 90 e bakalım. Telegram coin'lerine bakalım biraz. Evet Solana'daki e, MIM token çalgınlığı bitti. Acaba e, tonik sistemindeki şeyler başlayacak mı? MIM token çalgınlığı. Yani burada da hala düşen trend kırılmamış. Dogs. Yani burada güzel bir destek yapmış 4 saatlikte. Al sinyali de yanacak gibi. Günlüğe bir bakalım. <laughs> günlükte evet yani aşağı yukarı günlükte diyor ki 63 bantları güzel bir destek olarak çalışmış. E, bakalım buranın altında kırılma, kapanışlar yapmasa bir sıkıntı görmüyorum. Şu düşen kanalı da bir kırarsak e, pozitif oluruz. E, ama asıl yükselişlerinde 81 ve ardından 98 bantları e, engel olarak çıkacaktır. Bu iki renç benim için 90 en önemli rençlerden e, ikisi. Evet geçtik. Neye geçelim? Pepe'ye bakalım. Pepe'de son durum ne? Yani Pepe, Pepe'nin yaptığı bir şey yok. Zikzaklar çiziyor. Dönüşümü gelmemiş. En son düşüşten. Yani şu an üzerine atarsa 990'lı ya bin bandı, 1000 bandın üzerine atıp ardından 11 bandı bizim için kritik bir range olacaktır. Buranın üzerinde kaldı, oldu de ben. Pepe'den umutlu olurum. Hemen kardeşine bakalım. Kim kardeşi? Tabii ki Floki. Floki Pepe'ye göre biraz daha nasıl diyeyim? Zayıf yani Pepe kadar hareketli değil. Bir ara Pepe'den daha fazla hareket ediyordu. Yani şu süreçte Pepe'den daha hızlı hareket ediyordu. O süreci biraz yataya bağlamış durumda. Şuradan bir tablo gördüm sanki. Bir bakalım tutacak mı? Yani şöyle bir şey mi? İğnelerden arsayım. Evet. <laughs> İnelerden alırsak böyle bir trendimiz var bu trendten tepkiyor. Ee, bunun dışında herhangi bir şey diyemem. Hatta şurada ufak bir kanal da oluşturmuş da diyebiliriz kanalın tepelerde 18 bandını gösteriyor. Ama dediğim gibi ee, burada da 15 bandı hatta düz 16 bandı diyelim. 16 bandı flock için kritik bir range olacaktır. Evet doge Doge, buralar elenmiş seçimle beraber ortaya çıkmaya başladı. Doge tepki vermiyor. Doge'nin de zaten kritik renci demiştik ki 12.600 bandı bu rence e dikkat edin. Buradan güzel bir kırılım geldi. ilk gideceği yer burası dedik ve buradan red yemiş durumda. Ee, şimdi şimdi ne yapıyor? Buralar tutunuyor. Eğer 0.1 yani centi kaybederse 0.9 sent e kadar bir geri çekilim söz konusu olur. Hala dönüş mumu yok. Olur da buradan güzel bir mum atarsa da alt sinyali yanlış olur. Hemen Dogen'in kardeşi kim? Tabii ki Shiba. O dönemin yani bir önceki boğanın iki önemli mim tokenlerinden ikisi. Neydi? Shiba ve Dogen'di. Shiba yani Shiba Evet doğru. Shiba ne yapıyor? Shiba da aynı. Yani Dogen'in bir benzeri. Şimdilik buralarda tutunacak mı 16 bandını? Yoksa W'nin testinden güzel tepki gör. Yani ee, 1580 bandı güzel tepki aldığı noktalardan bir tanesi olmuş. Bakalım dönüşümü yok? Dönüşümü yok? E, burada da daha önce söylemiştik. Shiba 21 bandını almak zorunda önemli renklerden bir tanesi. 21 bandı 21 bandını alırsa yoluna devam eder. Alamazsa da aşağı doğru artık 15 bandına doğru bir geri çekilim noktası görebiliriz. Ee, Binsats'a bakalım. Evet. Zalım Binsats. Bir Bugün biraz hareket etmiş mi? Evet. Yok. Binsats yatayda. Yatayda yaptı bir şey yok. Dönüş mü mü? Yani dönüş mü yok hala. Dön, dönüş mü yok. Bir 30 bandın üzerine atsın. Yani Binsats'ta kaç kez dedik 34 bandı güçlü bir range ee, bizi sürekli bu renç oyalıyor olur da bir gün 34 bandını kırarsak geriye son kale e, 42 bandı kalmış oluyor al sinyali yani birazcık kafasında kalırsa al sinyali e, yakacak ama şimdilik o noktadan çok çok uzak bomeye bir bakalım yeni çıkan e, mim tokenlerden Bome hala düşen trendini kırmamış. Yani Bome'de önemli renç daha önce de söyledik. E, 7800 bandı. 7800 bandını alırsa pozitife e, dönerim. Onun dışında 7800 demiş. 8000 bandı. Yani 8000 bandına dikkat etmemiz lazım. Düşen trend e, 7000 bandı artık. 7000 bandını alırsa düşen trendini kırmış olur. Ardından 8000 bandını hareket eder. 8000 bandını aldıktan sonra da bakalım o günü değerlendiririz. Uzun süreli bir düşen trend vardı. Artık milletin yüzünü güldürür diye ümit ediyoruz. Zaten hafif bir yükseliş gelse de alt e, al sinyali yakar diye düşünüyorum. Evet. Bonk'a bir gelelim. Evet. Sevgili Bonk. Sevgili Bonk bir şey yapmıyor. Bunda da yani aşağı yukarı şu cılız bundan bütün mim tokenleri de gördük. 22 bandı. 22-23 bandını alırsa pozitif olur. Güzel de bir W çekebilirdi. Gerçi çekmiş de fake atmış burada. Bak şurada güzel bir W çekir kırdım deyip aşağı piyasalarla beraber salmış. Bunun dışında People'a bakalım ve videomuzu bitirelim mi? Ee, bitirelim ya. Evet, people. Bakın yani bakalım o oh, People güzel. Bak People gerçekten güzel dönüş bunları atmış. Ya yani şu an üzerinde bir kalıcı ol artık yani 78 bandının üzerinde kalıcı ol. Ben genellikle sıfırlar söylemiyorum. Al sinyali de yanmış. Güzel iki tane dönüş mumu var. Artık son, son noktayı <laughs> koy ve yoluna devam ettik. Videoyu burada bitirelim.